Yani peygamberden gerçekten söz nakleden, hadis nakleden birisine böyle söyleyen Muaviye, öbür taraftan Ebu Hureyre'ye, Beni Umeyye saltanatının işine gelen ne kadar rivayet varsa arka arkaya, arka arkaya akşama kadar 10 tane değil 50 tane söylesin diye her rivayetine kırmızı kırmızı liralar bastırıyor. Tarih yazıyor bunu. Değil. Ebu Hureyre'de iş yok, güç yok. Hiçbir iş falan tuttuğu yok. Kendisi rivayet ediyor. Bir rivayetinde diyor ki ben diyor hiç çalışmazdım diyor. Onun bunun yanına giderdim. Mesela sabahleyin senin dükkanına gelirmiş. Dır 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 dır. Tabii kalk git bir adam diyeceksin. O uyanık da öbür taraftan. Bir yerde haklı, bir yerde de uyanık. Kâle Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem diye başlarmış hep. Şimdi burada hep böyle konuşup duran adamı da kalk git desen sanki peygamberi kovuyormuşsun gibi duygusal bir şey hakim oluyor sana. Ses çıkaramıyorum. Öğlen oldu mu? Öğlene kadar böyle. Dır 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 dır. Öğlen oldu mu benim karnımı bir doyur, karnım aç. Karnını doyurtturuyor senin yanında, öğleden sonra bir başkasının kapısını çalıyor Hasan abi. Aleyküm aleyküm, buyur, nasılsın? Kâle Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor, orada da başlıyor gazel okumuyor. Tabii eğri mi, doğru mu, bilmem ne mi, hiç. Akşama kadar, adam bir şey diyemiyor, kalk git dese sanki peygamberi kovuyormuş gibi hissediyor. Akşam zaman benim karnımı doyursan. Kendi anlatıyor bunları. Diyor ki peygamber bana derdi ki diyor sık sık bak Ebu Hureyre böyle olmuyor. İnsanlar arasında onurunla yaşamayı öğren. Bir iş tutmuyorsun. Hiçbir iş yapmıyorsun ve hep kendini başkalarına yük ediyorsun. Karnını başkalarına doyurtuyorsun. Böyle güzel değil. Böylesi seni düşürüyor. Yapma etme derdi diyor. Bir iş tut derdi. Ben de ona diyor ama ben seni çok seviyorum ya Resulullah der yanından kaçardım diyor. Hadi ölüm mü öldürüm mü yani.